Mehmet Tezkan, 6 Ocak 2022, Halk TV.com.tr Nebati Bey'i yalan makinesine bağlasak, Yanlış anlaşılmasın benim şahsıyla bir derdim yok. Kendisini tanımam. Geçen hafta yalan söylediğini yazdım. Halk TV ekranlarında da söyledim. Gözlerimizin içine bakarak yalan söylüyordu. Mandacı iktisatçılar yalan söylediğini gözlerinin içine bakmadan rakamlarla, resmi verilerle kanıtladılar. Nebati Bey sözünden dönmedi. Daha doğrusu yalanından. 20 Aralık akşamı doların 18'den 11 liraya düştüğü gece halkın şakır şakır dolar sattığını ısrarla yineledi. Hürriyet'in yayın yönetmenini bile etkilemiş olacak ki köşesinde AK Parti iktidarının özgüvenini yeniden tesis ettiği gündür diye yazdı. Nebati'nin Türk modeline geçiş gecesi ilan ettiği uygulamayı kutsadı, alkışladı. Ama mandacı iktisatçılar aynı görüşte değil büyük dolap döndüğünü katakulli olduğunu söylüyorlar halkın dolar satmadığını tam tersi kur düşünce aldığını rakamlarla önümüze koyuyorlar bu arada önemli bir bilgi iktidara yakın yazarlardan iktisatçılardan televizyon yorumcularından evet o gece halk şakır şakır dolar sattı diyeni görmedim duymadım okumadım o gece döviz mevduat hesapları boşaldı. Halkımız 5 milyar, 7 milyar dolarını satarak Türk Lirası'na geçti konulu tek bir satır dahi görmedim. Bu konuda tek bir veri dahi yok. Çünkü böyle bir olay yok. Var diyen kanıtlasın. Yok diyen kanıtlıyor. Dedikleri şu. Halk Erdoğan'a güven duyduğunu bir kez daha gösterdi. Nasıl Nasıl'ın yanıtı da yok. Çünkü söylediklerinin altı boş. Ama nebati konuşmayı sürdürüyor, iş insanlarına konuşuyor, televizyonlar canlı yayınlar yapıyor. İddiası şu, Türk modeli ekonomi dünyada fark yaratacak. Nasıl? Kur garantili mevduat sistemi döviz hesaplarının bozulmasını sağlayacak. İnsanlar TL'ye geçecek, dolar euro kuru düşecek, kur düşünce enflasyon da düşecek. Enflasyon düşünce hayat ucuzlayacak, halk refaha kavuşacak. Dün bu sözleri söylerken Nebati'nin gözlerinin içine baktım. Hani diyor ya gözlerimin içine bakın. Ben de baktım. Kanaatim şu, doğruyu söylemiyor, söylediklerine kendi bile inanmıyor. İktisatçılar ne der bilmem ama benim önerim Nebati Bey'in yalan makinesine bağlanmasıdır. Yalan makinesiyle istediği kanala çıksın, 20 Aralık gecesini bize anlatsın. Dolar birkaç saatte 18 liradan 11 liraya nasıl düştü izah etsin. Çıkmaz, çıkamaz, İzah edemez. Diyeceksiniz ki nasıl bu kadar rahat yalan söylüyor? Patronundan öğrenmiş olmalı. Genel başkanından. Erdoğan ne dedi? Merkez Bankası rezervleri bir ara eksildi ama ben yoktum, cumhurbaşkanıydım. Dedi mi? Dedi. Söylediği doğru mu? Değil. Merkez Bankası döviz satmaya yeni rejimle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra tek adam yönetiminin ayakta kalması için başladı rakamlar ortada. Nebati'nin patronu gözlerimizin içine bakarak yalan söylüyorsa, Nebati'nin aynı yöntemi izlemesi normal. Peki halk ne diyor? Tehditler savuracaklarına, korku iklimi yaratacaklarına, koysalar sandığı önümüze de halkın ne dediğini, ne düşündüğünü öğrensek. Aslında halk kavramı yanlış ama ağız alışkanlığı, sokağın dili diyelim. Millet kavramı da yanlış. Seçmen demek doğrusu. Neden mi? Milletin iradesi bunu istiyor dersiniz, diktatörlüğe giden yolun yapısını aşarsınız. Bir üst noktası faşizmdir. Halkın iradesi derseniz yine aynı kapıya çıkarsınız. Üst noktası komünizmdir. Sandığa giden, oy kullanan seçmenin 4 yıllık, 5 yıllık tercihe diye bakarsanız demokrasiyi bulursunuz. Mehmet Teskan